Şimdi sizleri bir aile şirketine götürüyorum. Gerçekten yılların tecrübesi ve deneyimiyle tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Onlar otobüs yapıyorlar. Ben de nasıl yapıldığını onlara sordum. Onlar anlattılar. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Güleriz Otomotiv Karasöz Sanayi'nin yönetim kurulu başkanı İsmail Hakkı Keskin. Şimdi hemen dönüyorum, tabii bir aile şirketi içerisindeyiz ve yanımızdakileri yine tanımaya devam ediyoruz. Merhabalar, sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Sevda Keskin Gülmez, İsmail Bey'in kızıyım aynı zamanda. Dediğiniz gibi aile şirketiyiz, hep birlikte burada görev almaktayız. Sizi de tanıyalım. Merhaba, ben de Hasan Keskin. Şirketin yönetim kurulu üyesi, ayrıca finans sorumlusuyum. Peki, şimdi dönmek istiyorum. Kaç yıllık bir kuruluşsunuz? Şu anda bugünkü tarihle 42 yıllık firma. İmalat tarihimiz, maliye kayıt tarihimiz 1967. Maşallah size. Evet. Peki, burası çok büyük bir yer gerçekten. İlk burada Bursa'da mı başladınız? Tabii, şu an başladığımız dönemlerde Antalya biçiminde başladık. O gün başladığımız yıllarda bir otobüslük atölyede çalışıyorduk. Ondan sonra üç otobüslük, beş otobüslük derken bugün 70 otobüslük, 100 otobüslük gibi yere sahip olduk. Şu anda alanımız, fabrika alanımız 70 bin metrekare, 35 bin metre kapalı alanımız var. Bu fabrikamızda 3 yıl oldu geleli. 3 yıldan bugüne kadar burada 10 model otobüsümüz var. 10 modeli içerisinde müşteri geldiği zaman hangi modeli istiyorsa o modeli yapıyoruz, imalatı yapıyoruz. Peki kaç kişilik bir personele sahipsiniz burada? Şu anda bizim personelimiz burada 40 kişi personelimiz var, mühendislerimiz dahil. Hı hı. Ama imalatta da 300 kişi elemanımız var, çalışan işimiz var. Peki hemen ben yine bu tarafa döneyim. İhracatınız var mı? İhracatımız var. Yaklaşık nerelere? 20 ülkeye ihracatımız var. Başta Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, İtalya'ya çift katlı otobüslerimiz var. 20 ülkeyi buluyoruz. Peki Türkiye'de yapılanlarla yurt dışına gidenler arasında, otobüsler arasında fark var mı? Benzerler mi, aynılar mı? Kullanılan materyaller aynı mı? Yurt dışına ihraç edilen otobüslerde biraz daha lüks otobüsler gönderiyoruz. Her ülkenin kullanım amacına göre bizde otobüsler mevcut. Burada halk otobüsü tarzında daha fazla yurt içinde kullanım oluyor. Ama yurt dışında lüks otobüslerimiz var. Peki size sormak istiyorum. Garantili sistemle mi çalışıyorsunuz? Tabii ki garantili sistemle çalışıyoruz. Otobüslerimizin 2 yıl 200 bin kilometre garantileri mevcut. Avrupa ülkelerinde, bütün dünyada nerede otobüsümüz varsa hepsinin servis, yedek parça hizmetlerini veriyoruz. Peki bu tüm dünyada da servis hizmetlerinizin olduğu anlamına geliyor değil mi? Tabii ki. Otobüsümüz nereye ihraç ediyorsak orada zaten bayimiz ve servisimizi kuruyoruz. O şekilde devam ediyor. Hemen size yine tabii dönmek istiyorum büyük olarak. Şimdi bu modeller nasıl belirlenir, nelerin kullanılacağı, kullanıldığı nasıl belirlenir, moda devamlı değişiyor, trendler nasıl takip edilir, bunların çizimleri nasıl yapılır? Yeni yönetmeliklere göre uyuyoruz. Müşterinin de isteği doğrultusunda imalatlarımızı yapıyoruz. Bu imalatlarda bizim 9 metre aracımız var. 9 metre hem şehir içi hem şehirler arası otobüsümüz var. Hem alçak taban, normal tabanlı otobüsümüz var. Bunun yanında 10,5 metre hem şehirler arası hem şehir içi alçak taban otobüsümüz var. Onun nazarına itibaren alırsak bunlar tabii her aracımızın alçak tabanını yapıyoruz. Yüksek tabanını yapıyoruz. Şehirler arası aracını yapıyoruz. Alçak taban 12 metre yapıyoruz. Türkiye içerisinde şu anda yeni yönetmeliğe göre Avrupa Birliği'ne uymamız gerekiyordu. Şimdi alçak tabanlı aracımızı sakatların özürlü otobüslere, onların imalatını yapıyoruz. Buna göre de özel imalatlarımız var. İki katlı otobüslerimiz var, şehir içi otobüslerimiz. Buna nazaran iki katlı spor otobüslerimiz var. Yurt dışı çok tercih ediyor bunu. Turist taşıma amacında kullanmak üzere. Bunların altyapısını, şasısını firmamıza üretiyoruz. Alt mekanik malzemesi MAN'dan alıyoruz. Almanya'da MAN fabrikasından alıyoruz. Motor olarak dizayn edilmiş olarak MAN oluyor. Deos motoru oluyor.
Mercedes motoru oluyor, DAF motoru oluyor. Bunları tabii müşterinin isteği doğrultusunda hangi motoru, hangisini seçenek yapıyorsa onu kullanıyoruz. Günlük üretim kapasiteniz nedir? Şu anda aylık 25 otobüsü, 30 otobüsü çıkıyoruz. Tabii lüks tipi oluyor, normal belediye tipi oluyor. Bunlar da ayrım yapılıyor. 25 otobüse kadar ulaşıyoruz. Günlük bir otobüse geliyor. Peki bir otobüsün başlama ve bitme süresi nedir? Başlama bitme süresi 45 gün sürüyor bir otobüs. Aileye vurduğumuz zaman işte 30 otobüs yapıyor. O zaman ben merak ediyorum şimdi nasıl başlar, nasıl devam eder ve nasıl biter? Gelin buyurun hep beraber gidelim ve yerinde görelim. Evet, yanımıza şimdi Mustafa Bey'i aldım, aşağı indim. Mustafa Bey, bir otobüs nasıl başlar, nasıl devam eder ve nasıl biter ve en son ne hale gelir bize anlatacak ama önce Mustafa Bey'i tanıyoruz hemen. Mustafa Bey, sizi tanıyabilir miyim? Ben Mustafa Demirci, Güler Yüzü AŞ'de fabrika müdürü olarak görev yapıyorum. Kaç yıldır? Fabrikamızda 8 yıldır ama otomotiv sanayinde 40 yıldır bu görevi yapıyorum. Maşallah. Peki şimdi Mustafa Bey, ben size soruyorum. Bir otobüs nasıl başlar? Bir otobüs önce dizaynla başlar. Biz kendi markamız ve kendi know-how'ımızla otobüs üretmekteyiz. Belediye tipi ve şehirler arası değişik modellerde otobüsler üretiyoruz. Evet. Bunların önce projelendirmesini yapıyoruz. Projelendirmesinden sonra da imalatla ilgili operasyon planları hazırlanıyor, imalata veriliyor. Bunu iki aşama olarak düşünebiliriz. Birisi karoserinin yapılması, karkasın yapılması. İkincisi de iç ve dış toplamayla mekanik elektrik aksamların montajı olaraktan. Başlangıç olaraktan biz önce profil ve saç malzememizi temin ettikten sonra bu gördüğünüz alanda bu profilleri kesme, şekillendirme işlemlerini yapıp fikstürlerimizde birleştirme işlemini yapıyoruz. Peki Mustafa Bey, bunlar nedir? Bunlar bizim imalatımızda kullandığımız değişik özelliklerdeki saç malzemelerdir. Buna genellikle bütün otobüste galvaniz saç kullanıyoruz. Ve bunlar paslanmaya ve korozyona karşı mukavim olduğu için seçiliyor. Peki her çeşit otobüste aynı saç, aynı materyal mi kullanılır? Genelde aynı tür malzemeler kullanılır ama dizayna göre değişik kalınlık ve ölçülerde malzemelerde otobüsün özelliğine göre değişir. Saçlar burada kesiliyor değil mi? Burada bu saçlar gördüğümüz makinalarda kesiliyor ve bükülüyor, şekillendiriliyor, imalatta kullanmaya hazır hale getiriliyor. Profiller de yine buradaki makinalarda kesiliyor. Şu ileride gördüğümüz şekilde fikstürlerde ilk önce otobüsün ana temeli olan şase yapılıyor. Otobüste zaten asıl know-how şase bölümündedir. Yani bu mudur? Bunlar. Bunlar, bu gördüğümüz şase bir 12 metre alçak taban belediye tipi otobüsün şasesi. Yanında da fikstürünü görüyoruz. Fikstürü dediğiniz nedir? Fikstür bu otobüsün şasesinin doğru ölçülerde malzemelerinin, profillerin kaynatılması için gerekli olan aparat. Bunların hepsi elde mi yapılır? Genellikle bu tür otobüsler monoblok şasede üretildiği için de emek yoğundur. Ve biz 8 ayrı değişik modelde yaptığımız için siparişle çalışan bir firmayız. Hazıra stoğa malzeme yapılmıyor. Çünkü bütün belediyelerin ve özel halk otobüsçilerinin şartnameleri farklı olduğu için biz şartnamelere uygun otobüs yapıyoruz. Her seferinde %60, %70 emek yoğun olarak çalışıyoruz. Peki yine burası burada ne yapılıyor şu an? Burada da şasenin bir parçası ön hazırlığı yapılıyor. Ne kadar sürüyor bu hazırlıklar? Bu hazırlıklar genelde bir otobüsün şasesinin başlaması ve otobüsün çalışır vaziyette test edilip çıkması 60 günü alır. Ama her gün bir otobüs çıkar. Peki buraya dönersek nedir bu? Burada da yine 10,5 metre bir alçak taban otobüsün şase fikstürüdür bu. Burada şasesi yapılıyor. Bu gördüğünüz kısımlarda hassas bölgelerde işte süspansiyon körüklerin bağlantı yerleri, ölçüleri yanlış olmaması için oralarda fikstür kullanılıyor. Diğer gördüklerinizlerde burada da bir çift katlı otobüsün şasesini görüyoruz. Onun fikstüründe hazırlanıyor. Peki Mustafa Bey, hemen o tarafa doğru bir gidelim. Şimdi dediniz ki bu çift katlıdır. Evet. Şöyle geçelim. Bunun diğerlerinden farkı nedir?
Bunun diğerlerinden farkı şudur. Bir kere çift katlı otobüs olduğu için bunun ayrı bir yönetmeliği vardır. O yönetmeliğe göre toplamda 4 metre yüksekliği sağlamak lazım. İki katta 4 metre yüksekliği sağlamak için yönetmeliklerde alt katının ölçüsünün 1.80, üst katının ölçüsünün 1.74 olması lazım. Onu sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda engelliler için sakat sandalyesinin girmesini ve orada emniyetli şekilde park etmesini sağlayan ayrı özel aparatlar vardır. Şu yandaki nedir peki? Bu yandaki de normal 12 metrelik solo tipi dediğimiz basamaklı belediye tipi otobüsün şasesidir. Evet Mustafa Bey, şimdiki işlemimiz nedir? Şase imalatını bitirdikten sonra şaseyi bu montaj alanına alıyoruz. Montaj alanından sonra yan duvarlarını ve tavanını montajını yapıyoruz. Ve ondan sonra kaynaklarını tamamlıyoruz. Bunu dış kaplamak için saç ve profil montajına hazır hale getiriyoruz bu bölümde. Yani burada şimdi çift katlı otobüsümüzün iskeleti tamamen bitmiş durumda. Bu çift katlı otobüsün iskeleti tamamen bitmiş durumda. Bu çift katlı otobüs özel bir otobüstür. Bu turistik bir otobüs olup sightseeing dediğimiz gezi otobüsüdür. Üstü açıktır ve tavanında brandayla ister açık ister kapalı olarak kullanılmak üzere özel dizayn edilmiştir. Evet, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Mustafa Bey ile sizler için bilgi almaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Geçtiğimiz haftalarda ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi Güler Yüz Kobra'ya uzanıyoruz. Onların fuarına gittik ve Sevda Hanım'la çok güzel bir röportaj yaptık. Evet, şimdi Bursa'dayız. Bursa Otomotiv Fuarı'ndayız ve yanımızda Sevda Hanım var. Kendisini hemen biraz hatırlayalım. Daha önce de kendisiyle röportaj yapmıştık. Sevda Hanım, biraz sizi tanıyalım yine. Merhaba, standımıza hoş geldiniz. Ben Güler Yüz Otomotiv karoserinden Sevda Keskin Gülmez. Daha önce de firmamızda ziyaret etmiştik. Orada birazcık tanıtım yapmıştık sizlere. Bugün de fuar alanımızda yapılan otobüslerin sergilenmesinde birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Kaç yıldır bu sektörün içindeydik? 67'de kurulan bir firmayız. 2000'den itibaren de Güler Yüz Kobra adı altında kendi üretimimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu görmüş olduğunuz otobüsler bizim kendi üretimimiz, kendi ismimizle yollarda gördüğünüz araçlarımız. Peki ben daha önce de sormuşum. 2 haftadır zaten izleyicilerimiz sizleri izliyorlar. Bir otobüsün başlama, ilerleme ve sonucuna hangi aşamalarda, hangi süreçte varılıyor? 45 günlük bir serüveni var. Otobüsün ilk başlamasından saç olarak geliyor ve gördüğünüz bu şekli alması 45 günlük bir süreç. İhracatınız vardı. İhracatımız var. Nerelere vardı? 20 ülkeye yakın ihracatımız var. Romanya'da var. İtalya'da çift katlı otobüslerimiz var. Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, bunun gibi birçok, yani 20 ülkeye varan bir ihracatımız var. Bu otobüslerin hepsi Avrupa Birliği'ne uygun şekilde hazırlanıyor değil mi? Tabii ki. Nasıl oluyor? Yani onlar size belirli bir bildirge mi gönderiyorlar bu standartlarda olmak zorunda? Belirli bir standartlar var, bildirgeler var. Onlara uygun zaten araç yapmak zorundasınız. Belgelendirmeleri ona göre oluyor. Her şey standartlara uygun. Peki bu otobüslerin renkleri, iç tasarımları giden ülkeye göre ayarlanıyor ama bu onların belediyelerinin tercihleri mi? Nasıl bir yol izleniyor? Her ülkenin ve her belediyenin kendi tercihleri, renkler, boyutlar ve iç dizaynı, koltukların sayısı, içlerinin renkleri hepsi zaten müşteri istekleri doğrultusunda. Siz Türkiye'de de birçok yerle çalışıyorsunuz aslında. Birçok belediye sizlerden alıyor değil mi? Nereler var mesela? İstanbul'da çok aracımız var. Bu arada İstanbul'da çift katlı otobüsleriniz varmış, evet. Galiba. Ben yine söylüyorum, hiç görmedim. Çift katlı otobüslerin birçoğu bize ait. Üstü açık spor modellerimiz var, turistik amaçlı kullanılan. İstanbul'da da var, özellikle İtalya'da onlar kullanılıyor. İtalya'da bazen televizyonlarda bile rastlayabiliyoruz, yani kendi markamızla otobüsümüzü. Aynen. Ve evet, o çok bizim için gurur verici bir olay oluyor. Filmlerde falan gördüğünüz, aa bizim otobüs oluyor mu? Edersiniz, evet evet. Hatta arkadaşlar gittiklerinde resimleyip bize gönderiyorlar.
O çok gurur verici bir olay zaten. Tabii ki çok gurur verici. Hemen kısa bir bilgi daha alayım. Sizde garanti süreci vardı değil mi? Tabii. 2 yıl 2000 kilometre garanti sürecimiz var. Otobüsü sattıktan sonra işlem bitmiyor. Biz sattığımız her aracın arkasındayız. Burada bir aile şirketiyiz en önemlisi. Ve her şeyle yaptığımız otobüslerin arkasındayız. Şimdi 2011 otomotiv fuarındayız. Fuardan neler bekledik? Kaç günlük bir fuardı? Nasıl başladık? Sanırım artık son bir gün daha var. Biraz da bu fuar sürecini anlatalım. 11'inde başladı. Pazartesi günü başlamıştı. Yarın da son buluyor fuarımız. Bizim fuarda bulunmamızın amacı böyle bir otobüslerin yerli üretim olarak üretildiğini halka tanıtmak. Daha yakından inceleme fırsatlarını bulmalarını sağlamak. Fuar çok hareketli geçti. Beklediğimiz gibi geçti. İlgiler de var. Çok şükür. Peki satışlar oluyor mu fuardan? Aldınız mı? Fuarda satışlarımız oluyor. Fuardan sonra daha çok satış bekliyoruz. Burada daha çok incelemeler oluyor. Yani hemen çünkü işlemleri uzun sürüyor biliyorsunuz. İnşallah daha büyük şeyler olacak. Bekliyorum. İnşallah. Peki şimdi şurada bir kırmızı ne renk o? Böyle güzel bir rengi var onun. O nereye gidecek? Şu anda belli değil onun. Birkaç yere yapılmıştı. O çok tutulan bir renk. Ne renk o? Turuncuyla böyle... Kırmızı gül kurusu arası bir şey. Bir değişik bir renk, evet. Peki bu arkamızdaki duran nereye gidiyor? Var mı bunların gideceği yer? Alçak taban otobüsler. Şu anda belirli bir yeri yok bunların. Ama her yerde kullanılan otobüsler zaten. Bunu şey için soruyorum. Hani iç dizaynları neye göre yapıldı, renkler neye göre tercih edildi anlamında soruyorum. Bunlar fuar için hazırlanan araçlar. Ama biraz daha şova yönelik. Biraz mi? Evet. Yani peki diğerlerinden farkı. Renkler zaten hep kullanılan renkler. Ama bunlar fuar için hazırlanan. Diğerlerinden bir farklılıkları var mı bunların şov amaçlı olduğu için? Yok, hayır. Aynı. Aynı standartlarda, aynı kalitede mi? Evet, aynı. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Umarım istediğiniz bütün başarıları elde edersiniz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Geçen hafta ekranlarınıza getirmiştik. Yine bu hafta kaldığımız yerden otobüs nasıl yapılır, hangi aşamalardan geçer? Buyurun kaldığımız yerden izlemeye devam edelim. Geçen hafta Mustafa Bey ile otobüsler nasıl yapılır, hangi aşamalardan geçer diye konuşuyorduk ve en son geçen hafta nerede kalmıştık? Geçen hafta çatı bölümünün yapılmasına, karkasın tamamlamasına kalmıştık. Geçen hafta yapılmış olan karkas bölümü, bitmiş olan araçlar bantın bu bölümüne alınıyor. Bu bölümünde dış saç kaplama ve ön arka tavan fiberlerinin montajı yapılıyor. Görüldüğü gibi geçen hafta bu çift katlının biz çatı bölümünü göstermiştik. Şimdi kaplanmış haliyle gösterebiliriz. Bayağı da bir şekil almış artık. Şekil aldı. Mi? Artık otobüs kendini göstermeye başladı. Otobüs olduğu anlaşılıyor. Peki bu otobüslerdeki koltuk sayıları standart mıdır? Koltuk sayılarındaki belli kriterler vardır. 26 kişilik, 26 oturan altındaki sayıdaki araçlar otobüs sayılmıyor. 26'dan fazla olması şartı var ama kullanım yerine göre belediyenin vermiş olduğu şartnamelere uygun olaraktan ayakta yolcu ve oturma alanlarını biz kendimiz dizayn ediyoruz. Peki buradan hangi aşamaya geçiyoruz biz? Buradan sonra astar boya ve ondan sonra da iç dış toplama bölümlerine geçiyoruz. Hadi gidelim mi Mustafa? Buyurunuz. Evet Mustafa Bey, boya dediniz ama boya öncesi de işlemlerimiz var. Evet, çatıdaki işlemleri bitmiş olan araçlar boyaya hazır olduğu zaman bu boyahane bölümümüze geliyor. Boyahane bölümümüzde iki tane astar fırınımız var. Bu astar fırınında iki aşamada astarlanıyor, iki kat astar oluyor, fırınlanıyor, kurutuluyor ve son kat boyaya hazırlanıyor. Bu da astarlanmış hali sanırım. Astarlanmış halinde.
Bu araç artık son kat boyaya hazır hale gelmiş. Ondan peki sonra, bunlar ne kadar zamanda kurur astarlar? Bunlar bir saat içinde kuruyor. Çünkü fırınlarda kurutuluyor. Güzel. Peki şimdi buradan boyahaneye mi geçiyoruz? Burası zaten astar ve boyahane beraber. Diğer iki fırınımızda da burada bu fırınlar özel fırınlar olup sadece boya için dizayn edilmiş fırınlardır. Bunlarda boya atılırken üstten hava üflemesi, alttan aspirasyon var ve boyanın çok iyi yapışmasını sağlıyor. Boyandıktan sonra da aynı yerde fırınlama işlemi yapılıyor ve kurutuluyor. Peki o zaman nasıl boyandığına da bir bakalım, buyurun. Evet Mustafa Bey, geldik. Bu boyası bitmiş bir otobüstür değil mi? Evet, bu boyası bitmiş bir otobüs. Bundan sonra iç ve dış toplama, mekanik elektrik montajları için diğer montaj bölümümüze geçiyoruz. Peki bu Türkiye için boyanmış mıdır? Bu Türkiye için boyanmış, Eskişehir bölgesi için boyanmış bir otobüs. Çok da güzel duruyor. Hadi gelin bakalım bir sonraki aşamamız nasıl oluyor? Bu nedir? Motor bölümü mü? Bu aracın motor bölümüdür. Bu aracın en son dizaynda yapılmış olan bir aracı görüyoruz. Bu 12 metre alçak taban aracın arka motor bölümüdür. Diğerlerinden farklı olarak da burada radyatör bölümleri motor bölümünün üstünde yer almaktadır. Gördüğünüz gibi özel bir dizayndır ve bu Türkiye'deki yeni regülasyonlara göre Euro 4 emisyon değerinde bir motor. Peki bunun buraya konma aşaması, yani süre olarak nedir? Bunun buraya konma aşaması, motorun bir ön hazırlık dönemi vardır. O ön hazırlık dönemi 4 saat gibi bir zaman alır ama motorun montajını 3 saatte yapıyoruz yerine. Tabii elle yapılıyor hepsi. Ya tabii bu manuel yapılan bir işlemdir. Peki bunların daha sonra yapıldı, takıldıktan sonra bir kontrol aşaması var mı? Bunun her aşamada kontrolü var. Montajında da var, çalıştırmasında da var ve bittikten sonra da son kontrol bölümünde kontrolü var. Daha sonra yol testi yapıyoruz. Peki şimdi buradan nereye gideceğiz? Bu bölümden sonra bu ön ve arka akslarında montajı yapılacak ve bunların şu anda da bu araçta da yapılı vaziyette. Lastikleri takıldıktan sonra kanal alınacak, alt hassas ölçümleri yapılacak. O zaman hadi gelin yapalım bunu. Buyurun. Evet Mustafa Bey, şimdi nihayet artık içeri girebildik. Evet. Şimdi ne yapılıyor burada? Bu otobüs artık final aşamasına gelmekte olan bir otobüs. Onun için iç kaplaması yapılmış, yan ABS'ler, tavan türbinleri, klima kanalları, her şeyi montaj edilmiş. Bu aşamadan sonra bu araca koltuk montajı yapılacak. Zaten gördüğünüz gibi koltuk boşlukları da belli. Evet. Kaç oturmalı bir otobüstür bu? Koltuk özel bir otobüs olduğu için alçak taban otobüs, ayakta yolcu adedi daha fazla, 100 kişilik bir otobüs ancak koltuk adedi 29. Evet, mis gibi kokuyor, yepyeni tabii daha. Peki bu şimdi renkler, koltuk renkleri, bu tutulacak yerlerin renklerini neye göre belirliyorsunuz? Biz bunları müşteri talepleri ve kullanılacağı belediyenin vermiş olduğu yönetmeliklere göre belirliyoruz. Bazı otobüslerde bu tutamaklar sarı olur, bazılarında gri olur. Bu talebe göre değişmektedir. Peki şimdi burası da yerleşecek. Buraya başka bir işte motora benzer bir yani aksan burada, gelecek mi? Burada ön kalorifer dediğimiz şoför mahallini ısıtan bir sıcak sulu radyatör sistemi var. Buranın bir torpidosu var. Bu torpidoda şoförün ihtiyacı olan, kullanımı için gerekli olan düğmeler ve direksiyon var. Peki o zaman yine kaldığımız yerden dolaşa dolaşa devam edelim. Evet, şimdi çift katlı mı? Bu çift katlı otobüs özel olaraktan dizayn edilmiş. Tamamında bütün yönetmeliklere uygun olarak toplamda 4 metre yüksekliğindedir. Bu otobüsümüz Romanya'ya ihraç edilmek üzere imal edilmiştir. Mustafa Bey, mis gibi tabii, bir de çok güzel görünüyor bunun içi. Bir de sanırım bunun içindeki o grilerin içerisinde simli gibi bir şeyler parlıyor. Özel olarak yer muşambalarının içinde metal tozları vardır. Bu metal tozları yolcuların kaymamasını sağlar. Onun içinde simli gibi parlıyor. Siz onları... güzel, çok amaçlı. Evet, çok amaçlı. Hem aşınmayı hem de kaymayı engelliyor. O zaman biraz bunun üst katına çıkabiliyor muyuz? Buyurun, çıkabiliriz. Evet, üst kata çıktık. Tabii ben de biraz boy uzun. Ama bunlar Mustafa Bey açılıp kapanıyor değil mi? Açılıp kapanabilen, kapama özelliklerine sahip gördüğünüz gibi.
Yağmurlu günlerde kapatılıyor ama turistik amaçlı olduğu için genelde açık kullanmayı tercih ediyorlar. Ama yağmur olmasının üst kat için hiçbir engeli yoktur. Çünkü tamamıyla su drenajı yapılıyor. Peki buraya kaç tane koltuk koyulacak? Buraya 50 tane koltuk konuluyor. Oo, çok güzel. Evet. Peki İstanbul, yani ben Türkiye'de hiç görmedim üstü açık. Var mı? Evet var. Yani Sultanahmet'ten genellikle kalkıp Sarıyer'e kadar giden turist amaçlı otobüslerimiz var. Onlar size mi ait oluyor? Onlar bizim imal ettiğimiz ama yerli kullanıcılara ait. Evet ama siz imal ettiniz. Çok güzel. Şimdi hangi aşamadayız peki? Şimdi bundan sonra aracın çalıştırılma aşamasına geçeceğiz. Oo, tamam hadi gidelim. Evet Mustafa Bey, şimdi en son artık bitirdik mi? Evet, artık bu alçak taban otobüsü bitirdik. Bu alçak taban otobüs Romanya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanmış bir otobüs. Euro 5 emisyon değerinde Avrupa regülasyonlarına uygun olaraktan bir motorumuz var. Otomatik şanzımanlı, belediye kullanımında çok daha rahatlık sağlıyor. Ve aynı zamanda da cruise control da var bu arabada. Şimdi bakıyorum, bu otomatik miydi? Otomatik vites. Yani bizim Türkiye'de otomatik vites zannediyorum yok. Bizim Türkiye'de de genelde şu anda yaygınlaşmaya başladı. Evet, İstanbul'da kullanılan 100 civarındaki bizim yapmış olduğumuz çift katlı otobüslerin hepsi otomatik vitestir. Bu sene imal edilen alçak tabanlı otobüsler de genelde otomatik vitesi olarak imal ediliyor. Ya otomatik vitesin kullanımının kolaylığını artık Türkiye'de de fark edildi, kullanılıyor. Tabii arka yüksek falan çok güzel. Ben size hemen arkayı da göstermek istiyorum. Bu kaç kişilikti? Bu 26 kişilik. 26 oturma yeri olan ama 100 kişilik bir otobüs. Evet Mustafa Bey, yine burada boşluk var. Yine özürlü vatandaşlarımız özürlü için. Sandalyesinin montajı için yapılmış bir alan. Görüldüğü gibi son derece emniyetli. Yolda gidiş sırasında frenlemede sakat sandalyesinin devamlı olaraktan yaslanması için emniyet kemeri de onun ileri geri hareketini engelliyor, güvenliğini sağlıyor. Evet, en keyifli bölümü herhalde artık burada oturmak olsa gerek. Evet, eskiden otobüslerin arka bölümleri pek tercih edilmezdi ama şimdi burada oturulduğu zaman bütün her yer hem öne kadar görüldüğü için çok keyifli oluyor. Vallahi ben olsam buraya oturmak için sıra beklerim. Doğru söylüyorsunuz, tercih edilir. Şimdi tabii bu belediye tipi dedik. Evet. Şimdi bir de lüks olanı var. Ben ama hemen onu da görmek istiyorum ve göstermek istiyorum. Buyurun, lüks olana da geçelim. Tamam. Mustafa Bey, bu lüks dediğimiz. Evet, bu şehirler arası kullanım amaçlı lüks otobüsümüz. Bu nereye gidecek? Bu Slovenya'ya ihraç ediliyor. Peki bunun diğerinden farklılıkları, tabii koltuk sayısı farklı, daha konforlu. Bagajlı bir otobüs. Tabii koltuk şekli şehirler arası otobüslere uygun olarak yapılmıştır. Işıklandırması, televizyonu ve motor, yine Euro 5 emisyon değerinde bir motorumuz var. Bunda mekanik şanzımanımız var. Şehirler arasında mekanik şanzıman daha uygun olduğu için yapılmış. Cruise control var. Tamam. Tabii yatıyor koltuklarımız. Koltuklarımız yatarlı, yana açarlı. Hı. Ve masalarında filelik, tablet dediğimiz seyahat sırasında kullanılacak olan aksesuarlar da var. Peki diğer yaptığınız otobüslerde de bu böyle midir? Antibakteriyel yanmama özelliği olan bu bir standart mıdır? Bu bir standarttır. Yönetmeliklerde kullanılan malzemelerin mutlaka yanmaz olması lazım. Peki o zaman ben bakayım, kullanmak istiyorum, olur mu? Tabii, memnuniyetle. Bakayım yapabilecek miyim? Tabii bir de işin o tarafı var. Hadi ben bir direksiyona doğru geçeyim. Evet, yine denemediğim bir şey deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu şimdi? Şimdilik iyi. Bakalım şimdi hareket ettirebiliyor muyum? Mikrofonu hemen Mustafa Bey'e bırakayım ben. Önümüzdeki hafta fuardan görüşmek üzere. Mustafa Bey, size çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben yolculuğuma bu güzel otobüsle devam ediyorum.